Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk bugün sadece kripto paraları ve piyasada derleneceğiz hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok mutluyuz çünkü ne dediysek old. oldu bakın bitcoin 50k dedik 22 saat öncesinde ve şu an gördüğünüz şekilde %8'lik büyük bir yükselişte buraya geldik bunu net bir şekilde görüyoruz ve gördüğünüz şekilde insanlara bir hafta öncesinden biz coinler aldırdık ve aldırdığımız coinlerde şu an bakın dominansın bu kadar kıt olmasına rağmen bakın dominans çok kıt ee, bu kıtlığa rağmen %6 %7 hepsi karda ee, videolarımızın altına ya siz batırdın insanları yine yok zarar ettik falan yok bitcoin 38 bin dolar geliyor diyen hani bazı 100 bin aboneli cahiller vardı 200 bin aboneli cahil kanallar vardı onları izleyip de gelip bize söyleyenler vardı. Onların hepsine de çok güzel bir cevap oldu arkadaşlar bu. Bize güvenenler yine parayı kazanmaya devam ediyor. Ki zaten bunu Instagram'dan da attık. Telegram grubuna katılanlar parayı çok güzel kazandı. %5'lik bir kazancı ki bu dominans dediğim şekilde çıkmasına rağmen böyle. Dominans düştüğü zaman bu karlar zamanla artacaktır. Ki elimizdeki coin'lerde çok potansiyelli coin'ler onu söyleyeyim aynı şekilde nerede çıkacağımızı da çok iyi biliyoruz hedeflerimiz tam bunu söyleyeyim. Ee, bazı arkadaşlar soruyor Telegram grubuna nasıl katılabiliriz? Arkadaşlar şur arkadaşlar şurada gördüğünüz katıl tuşuna e, katılarak katılarak e, bizle Instagram'dan iletişime geçmeniz gerekiyor. Oradaki arkadaşlar sizden resim ister. E, Katılıyorsa olduğunuza dair. O resimleri de atarsınız işler halledilir. Ee, şimdi başlayalım. İlk başta yeni haberli değil de genel haberle başlayacağım. El Salvador arkadaşlar volkanik enerjiyle Bitcoin madenciliğine başladı. Bu yeni oldu. Bunu duyurmasıyla birlikte zaten Bitcoin'de bir hareket gördük. Ancak bildiğiniz şekilde haberler yükselişin bahanesidir. Yani yükselişin asıl sebebi bu değil. tabii ki teknik ve bunlar sadece işin bahanesi oluyor. Aynı şekilde İran Bitcoin madenciliği yasağını kaldırdı. Bu da çok güzel bir haberdi. Bu da dün akşam sularında piyasaya sürülen bir haberdi. Ve çok olumlu karşılandı. Onu söyleyeyim. Daha demin geçtiğimiz saatlerde bir haber geldi. 15.40 yani tam bir saat önce falan. Bu da arkadaşlar şuydu 4 Bitcoin ETF'inin ertelendiğini söyledisek. Bundan dolayı da zaten şu 4 saatlik grafikte bakarsak şöyle o ETF ertelenmesiyle birlikte bir düşüş gördük. %1'lik bir gerileme oldu. Ancak endişelenmeyin dediğim şekilde hedeflerimiz var. Hedeflerimiz neresi? Hedeflerimiz şurası arkadaşlar. 50.600 seviyesi. 50.600 seviyesini biz geleceğimizi şahsi olarak düşünüyoruz. Komple grup olarak buna da fokuslandık. Yani 50.600'e geleceğimizi ve buradan düşeceğimizi düşünüyoruz ki 53.000 dolar düşünü bilmiştik biliyorsunuz. Bu düşü de bilirsek, bilirsek bu bizi piyasaya göre çok öne çıkartır. Bu arada arkadaşlar kekeliyorum. Bunun sebebi şu. Videoyu çok hızlı çekiyoruz. Size bir an önce ulaşmasını istiyoruz. Çünkü bir çoğunuz hani ani kararlarla yanlış hareketler yapabiliyorsunuz. E bu sebepten hızlıca size ulaşmak istiyoruz. Her neyse sonuçta arkadaşlar Bitcoin'in 50.600 ulaşacağını ve oradan %8'lik ya da ya da %12'lik düşüşlerle 44.000 lira ya da 47.000 düşeceğini düşünüyorum. Tekrardan. bu haberi gösterdim bunu geçeceğim şimdi küresel piyasalara bakalım yani şimdi dünyada ne oluyor buna bir bakmamız gerekiyor sonuçta bitcoin dünyadan ne malanıyor fedin açıkladığı kararlar sonuçta altında birlikte bitcoin'i de vuruyor yani bunu hepimiz biliyoruz artık ezberledik her birimiz duyduk bilmeyenlerimize bilenlerden duydu. Bunların hepsini öğrendik. Peki ne oluyor? Şimdi arkadaşlar dünya çapında artan devasa bir enflasyon var. Mesela Euro bölgesinde 13 yılın en yüksek enflasyonu. E, böyle olunca ne oluyor? Ki sekinde de kararları var. Pardon FED'in kararları var. E, FED ne dedi? Biz dedi, varlık alımlarını azaltmayı düşünüyoruz dedi bir sonraki toplantıda. Ki bir sonraki toplantıda arkadaşlar e, biz bilinecek de Ekim'deyiz. Kasım'ın ikisi ya da üçünde diye biliyorum toplantı. E, Kasım'ın ikisinde ya da üçünde bunlar saygıdan konuşulacak. Ancak e, varlık alımlarının azaltacağı söyleniyor. Bunu söyleyeyim. Bir. İkinci olarak da zaten Euro bölgesinde de enflasyon artıyor. Yani Euro bölgesinde, Avrupa Birliği'nde de benzer bir hareket göreceğiz. Şurada grafiği vardı. Yani bakarsak devasa bir enflasyon artışı var. Özellikle İspanya Avrupa'da başı çekiyor. Devasa bir enflasyon var. %4'lük bir enflasyon. Bu arada %4 hani Avrupa için çok yüksek bunu söyleyeyim. Türkiye için hani çok ufak bir rakam görünmesi Türkiye'ye göre kıyasım. Yani Türkiye ekonomik anlamda zor bir ülke onu söyleyeyim. E bu sebepten böyle bir grafik var. Her neyse yani sonuç olarak şu var. Ülkeler artık o korona döneminde deli gibi para bastıkları için arkadaşlar. E bunun tabii ki sıkıntısı da oldu. E bu sebepten hani varlık alımlarını azaltacaklar. Aynı şekilde faizleri de arttırabilirler. Hatta Çin Merkez Bankası da bununla alakalı bir uyarıda bulunmuş. Genişleme uyarısı. Şundan bahsetmiş. Varlık alımları ile ilgili bahsediyor. Şunu söylüyor. Bu kadar çok hani para basmanız uzun vadede tehlikeli olacaktır diyor. Ayrıca de şunu söylemişler. Çin Merkez Bankası kesinlikle normal politikasından farklı bir hareket etmeyecek. Normal politikamız neyse ona devam edeceğiz demişler. Yani arkadaşlar varlık alımlarının da azaltılacağını söylüyorlar. Arttırılmanın kesinlikle olmayacağını söylüyor Çin Merkez Bankası. E bu tür ortamlara baktığımız zaman arkadaşlar aslında ETF'ler tamam ne kadar Bitcoin için olumlu olsa da e, olumsuz haberler de çok yani dünya çapında dolara erişimin zorlanacağı e, bir zamana denk geliyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani şimdi gelişmekte olan ülkelerin arkadaşlar gelişmekte olan ülkelerin e, dolara erişimi var. Bu nasıl yani bunu para birimlerinden anlayabiliyorsunuz. Mesela dolara erişim zorlaştığı zaman e, ülke çaplarında parite artışları görüyoruz. Mesela Yani Türkiye'de mesela gördük bunu. Hepiniz şahit oluyorsunuz. Ya dolar başladı şuradan. 2009'dan bu yana durmadan artıyor. Ve artık hani halkı gına geldi. Artık esprisini yapıyor. Hatta IMF dün bir veri yayınladı. Şundan bahsetti. Türkiye fakirleşerek en en mutlu fakirleşen ülke dedi yani dalga geçti bizimle çünkü halk artık bunun entegresini yapıyor yani her gün baktığımızda dolar arttığı için yanlış politikalara rağmen artık hani bıktık halkça bıktık bir gün bakıyoruz 8.33 bir gün bakıyoruz 9 lira dolar e bu tabii ki işte sadece Türkiye'de olmuyor anlatmaya çalıştığım da bu bütün gelişmekte olan ülkelerde oluyor mesela ne Hindistan'a bakalım mesela Hindistan'ınki Indian'dı bir dakika yine evet, Indian Ripple ruble. Bakarsak şöyle yani Hindistan'da da yine benzer bir hareket var. E tabi tabii Hindistan'daki bizimki kadar yüksek agresif hareketler değil. Mesela 64'ten 74'e çıkmış. E, bizimki gibi 4'ten 8'e çıkmadı. Onu söyleyeyim. Ama orada da değer kayıpları var. İşte bunun sebebi bu arkadaşlar. Yani dolar endeksi arttığı için e, dolara erişim zorlaştığı için e, ne oluyor? Gelişmekte olan ülkelerde de değer kaybı görüyoruz. E bunu neden anlatıyorsun? Bunu şundan anlatıyorum. Şimdi dolara erişim artacaksa, yani dolara erişim zorlaşacaksa, E ne olacak dolarda değer kazançları göreceğiz E bu da işte bazı insanların ki ben Çok olasılık vermiyorum Altından Çıkıp Dolara geçeceğini düşünüyorum Bakın buna çok olasılık veriyorum Olasılık vermediğim olay şu e, Bitcoinden çıkıp dolara girecekleri Evet belli bir bitcoinden çıkıp dolara giren Kısım olur e, ya da forex'e geçen olur ki ben forex'e geçmeyi düşünüyorum bunu da söyleyeyim e, ama ciddi bir etkilenme olacağını düşünmüyorum. Mart market cap'in çok ciddi zarar alacağını düşünmüyorum. Çünkü bir sürü ETF var. Ayrıca de dolar endeksine bakarsak yani dolar endeksinin yaptığı hareketler genel olarak dürüst olmak gerekirse Bitcoin'i etkilemedi. Yani bakarsak şu düşüş Bitcoin'e bir rally yaşatmadı. Yani ya da şu bakın şuradaki düşüş 10 Mart'tan Mayıs'a kadar olan Haziran'a kadar olan düşüş. E Bitcoin'de bir rally yaşatmadı. Yani dolar endeksi düşerken Bitcoin çıkmadı ki dolar endeksi çıkarken Bitcoin geri düşsün. Altında bir düşüş olabilir. E bu da Bitcoin'e olumlu yansır. Diye şahsi olarak düşünüyorum. Yani küresel çapta arkadaşlar uzun vadeli Bitcoin'e bakıyorsanız hafif riskler gelmeye başladı. Ancak ben yine de bakın yine de söylüyorum. Yıl sonunda yeni bir ATH'nin yapılma olasılığını mümkün görüyorum. Bakın yeni bir ATH'nin yapılma olasılığını mümkün görüyorum. Ve şu üçgenin yıl sonu olmadan ki... Kasım'da yani aralığa girmeden bu üçgen bitiyor. Yukarı yönlü kırılacağını ve bizim arkadaşlar 70 bin dolarlara geleceğimizi düşünüyorum. Bu yıl sonunda 70 bin dolarda, dolarda kapatacağımızı ama ardından gelen yılda yani 2021'in yılbaşından itibaren 2022'de ve 2023'e sarkar mı tam emin değilim. kötü bir ayı sezonu bekliyorum. Yani 2022'de bir düşün olacağını düşünüyorum. Çünkü dünya çapında dolara erişim zorlaşıyor. Bunu söyleyeyim. Yani artık kendimizin farkına varmamız gerekiyor. ne kadar hani Dolara erişim sadece ülkeler etkiliyor gibi düşünseniz de hayır emtiaları da etkiler. Bunu söyleyeyim. Peki Bitcoin'de ne olacak? Bitcoin'de şimdi arkadaşlar üstümüzden gelen şu direnç kırıldı. Artık bunu tutmaya gerek yok yani sildim. Ve bunun kırılması ile birlikte güçlü bir yükseliş gördük. Nereye kadar? Geldik 47.200'lere. Şimdi bizim bir üçgenimiz var. Uzun vadeli. Altımızdan gelen bir destek var. Üstümüzden gelen de bir direnç var. Bakarız bunları uzun süre kullandık. Yani direnç de şu. Burada şunu F11 yapacağım arkadaşlar daha rahat görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar üstümüzden de gelen direnç var. Bu arkadaşlar bizi 50.600'e götürüyor bakarsanız. 50.600'e 50.700'e götürüyor. E bu da zaten bizim Bitcoin'de düşüş beklediğimiz yer. Yani biz arkadaşlar grup olarak Telegram grubu olarak şu Bitcoin'in üst direncine çarptıktan sonra yani şuradan tekrardan düşüş Düşünüyoruz. Yani burayı tek de aşamayacağımızı düşünüyoruz. Ve buradan gelecek olan 47 bin dolara olacak bir düşüş. Bakın şuralardan düşüş bekliyoruz. Buradan 47 bin dolara yani şuraya kadar bir düşüş bekliyoruz. Bu düşüşten sonra ben tekrardan aşmasını bekliyorum. Dediğim şekilde yani Kasım gibi ben aşılmasını bekliyorum bu zirvenin. Ee, onun dışında harmonik formasyonumuz var ve bu harmonik formasyonu dediğim şekilde işte 6-7 ya da 10 Ekim'e kadar en geç 50.600'lerden tepki yiyeceğimizi ve 47.000'lere ya da 44.500'lere düşebileceğimizi söylüyor. O da burada şöyle gözüküyor. 47.000 ya da 44.000. Yani buralara kadar inebileceğimizi söylüyor. Buradan tekrardan çıkabiliriz. Ki çıkacağız da dediğim şekilde. Ama bir düzeltme şart olacak bu yükseliş için. Söyledim. Geçtim. Şimdi Fibonacci hızlı çalır ve GAN analizine baktığımız zaman bunlar da benzer şeyler söylüyor. 50.000 için 50 bin dolar ve bunun üstündeki e, yerler için güçlü direnç bölgeleri diyorlar. E, çünkü Fibonacci hızlı direnci var şurada bakarız hızlı hız direnci var ve bunda çok sancılık bir şey yok. Geçtim bu setup'tan. Hani çok konuşulacak bir şey yok. E, şimdi uzun vadeli bir çizimimiz var. Hani diyoruz ya 2021'in yıl başında yani 2022'nin 2021'i 2022'ye bağlayan o gece e, biz Bitcoin'in artık son demlerini yaşayacağını düşünüyoruz diyoruz ya. Bunu sebebi şu işte. Arkadaşlar bakın ben ne zaman bakarsam bakayım şu grafiğe. Şunu görüyorum. 2012'den beri ben Bitcoin grafiği inceliyorum ve şunu görüyorum. Arkadaşlar Bitcoin bakın 2014'ün aralığında yani 2014'ü 2015'e bağlayan gece bir zirve yaşamış ve tekrardan düşmüş. Ama bakarsak yine son çeyrekte bir yükseliş olmuş. Ve ne zaman bakarsam hani bu büyük yükselişler her zaman son çeyrekte olmuş. Bir dakika şu anda şu anda da işte son çeyrek yani şuradan itibaren şöyle son çeyrekte olacak gibi duruyor yine. Son çeyrekte olmasının sebebi şu. Arkadaşlar hani ee, yıl sonu olduğu için ülkeler ve şirketler gaza basıyor. Yıllık bilanço açıklayacaklar ve hepsi haklı olarak iyi bir bilanço açıklamayı istiyor. E bu sebepten hani yıl sonunda yükseliş bekliyor geliyor. Yıl başlarına doğru da yani birinci çeyrekte de tekrardan düşüş yaşıyoruz. Bitcoin'de de benzer hareketler olabilir. Bunun için uyarmak istiyorum. Bu yıl başına kadar ben dediğim şekilde hani 100 bin dolar hedefim vardı. 100 bin dolar hedefimiz pek gelmeyecek gibi duruyor. Onu söyleyeyim hatta şunu da şöyle bir düzeltelim isterseniz. Benim ilk hedefim 100 bin dolardı. Ancak sonradan bu 100 bin dolar hedefinin gerçekçi olmadığı kanaatine vardım. Bir dakika şunu şöyle bir kitlerim Bitcoin'in 100 bin dolar hedefinin gerçekçi olmadığı kanaatine vardım e ve hani bu fikirden bir nebze vazgeçtim artık. Dedim ki hani olmayacak belli bir şey çünkü e bitcoin dedim 100 bin dolara gelmesi zor. E böyle bir düşüncem vardı benim bir dakika şu eğriyi şöyle bir çizelim. Evet oldu e ve yeni hedefimdi arkadaşlar benim eğrideki 75 bin dolar gibi duruyor. Yani bitcoin'de 75 bin doların yıl sonuna doğru geleceğini şahsi olarak düşünüyorum bunu söyleyeyim. Yani arkadaşlar yıllık beklentim 75 bin dolara gelip oradan tekrardan bir düşüş yaşamamız. Ee, zaten kısa vadeli çizimimizde buradaydı. Bunu geçtim. Şimdi dominansta ne oluyor? Yani çoğumuzun altcoin'leri var. Evet. Bitcoin yükseldi. Evet. Ama altcoin'de bir halde göremedik. Neden? Şimdi hepimizin aklında bu soru var. Bunu sebebi şu arkadaşlar. Şu gördüğünüz dominans. Bu düşmüyor. Ee, dominas düşmediği için biz Altcoin'lerde çok büyük yükseliş göremiyoruz. Yani Bitcoin'de benzer yükseliyor. Mesela Bitcoin %8 yükselmiş. Çoğu altcoin %7 civarında yükseldi. Yani altcoin ortalaması %7 falan. Hatta 6 bile olabilir. E neden böyle oluyor? Dominance bakarsak yükseliyor. Bugün %0.83 yükselmiş. E bu dominans yükseldiği için altcoinlerde bir rally göremiyoruz. Ancak bitcoin 50 bin dolara gidecekse dediğim şekilde ki gideceğini düşünüyorum. %6-7 daha yükselceğini düşünüyorum. E ve bizi oralara götüreceğini düşünüyorum. Öyle bir ortamda arkadaşlar ben bu falan aşağı yönü kırılmasını ve aşağı yönlü hareketlere başlayacağımızı düşünüyorum. Ki bakarsak filan da üstüne gelmeye başladık. Yani 43 seviyesi en üst. Oraya da %1.5'luk bir yer var. Yani hani maksimum oraya gelebiliriz diye düşünüyorum. Alt günlerin tekrardan baharı yaşayacağını tekrardan o 50 bin dolara gelmemekle birlikte yani bu 10 Ekim'e kadar olacak süreç işte. Yani 10 Ekim'e kadar ben arkadaşa yavaş yavaş artık şu dominansla bir düşüş ve alt günlerde bir nefes alma sürecinin başlayacağını düşünüyorum. Çünkü dominans çok şişti. Onu söyleyeyim. Bakarsak yani son herhalde 10 gündür falan artıyor. Hatta 15-20 gündür artıyor. Altına bakmak istiyorum. Altına bakarsak benzer hareketler var. Altında hala 1550-1600 seviyelerine kadar düşüşün olabileceğini şanslı olarak düşünüyorum. Bakarsak üstümüzdeki Fibonacci hız direnç yayını bile aşamıyoruz. Tekrardan aşağı yönlü hareketler başlayabilir altında. E, Forex'te işlem yapan arkadaşlar long açacaksa dikkatli olsun. Bunu söylemek istiyorum. E, son olarak tekrardan Bitcoin'e bakacağım. Bitcoin'de arkadaşlar en kısa izleyeceğimiz yol şu. Dediğim şekilde şu harmonik formasyonu izleyeceğiz. Bu harmonik formasyon bizi tekrar ediyorum. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. 50.600'e götürüyor. Yani bu 50.600 nokta olarak düşünmeyin 50.500 de olabilir ya da 50.700 de olabilir. Buralardan arkadaşlar ben bir düşüş bekliyorum. Ancak e, yükselişlerin yaşayacağımız yarınki ya da ondan sonraki o, işte 12'me kadar ben bir yükseliş yaşanacağını düşünüyorum. Hatta 8 Ekim'e de kadar da olabilir. %7'lik bir yükselişin daha geleceğini ve bunun dominansla bir nebze düşüşe sebep olacağını e, tekrardan bizim hafif bir bağır havasına gireceğimizi şahsi olarak düşünüyorum bunu söyleyeyim. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.